Herkese merhaba. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber neredeyiz? Tabii ki de Eminönü. Eminönü'ndeyiz işte. Eminönü'nün merkezindeyiz. Eminönü sevmiyorum ama işte. Ben de çok burası... Burası neyse, Türkiye değil. Burası gerçekten Türkiye değil. Bugün ne yapacağız? Biz aslında bugün size bir günümüzü göstermeye geldik. Madem dışarı çıkıyoruz dedik. Tabii. Niye dedik siz bunu bilmeyesiniz? Niye biz bugün ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz? Bunları bilmeniz gerekiyor. Bunları bilin diye sizlere bugün bir günümüzü göstereceğiz. Çok eğleneceğiz. Sorular soracak Gamze sizlere. Benim yol boyunca sorduğum sorular vardır. Çok aynen. Kaliteli sorular. Önce bir takı bakmaya gidelim. Bakalım. Biliyorsunuz bu arada Eminönü takıcıları çok şeydir. Fenomen. Yani TikTok'ta falan bayağı şey moda. Alıyor insanlar oradan. Evet evet bayağı. Ay bu ne kalabalık. Bu ne? Ne bu ne? Bu ne kalabalık? Bakın navigasyon hadi. Navigasyon size şuradan sokacağım seni ama. Ay, oradan mı geçeceğim? Maalesef ama orası çok kalabalık. Biz annemle en son orada geçerken sıkıştık arkadaşlar. Hatta ben bunu story attım. Hemen sizlere onu da göstereyim. Sıkıştık kaldık. Yemin ederim böyle gitmem. Evet evet ilerleyemiyoruz asla. Ön tarafa. Size kaldık. Allah kahretsin herkes birbirine girsin. O ne o kuyruk ya? Hemen şu Mısır Çarşısı'nın arkasındayken biz sıkıştık arkadaşlar. Bayağı böyle annemle nefes alamıyor. Arkadan bizi ittiriyorlar falan böyle. Herkes birbirine girdi. Instagram'dan takip ederseniz. Aynen öyle. Instagram'dan eğer beni takip ediyorsanız zaten yaşadığım her şeyi anlık tabii gösteriyorum. Her şeyi. Bir tuvalete gitmediğimiz kalıyor zaten oradayken. Şeyden girelim istersen buradan girmek yerine. İleriden girelim. Oradan bak bizi var ya. Buradan bizi mahveder. Vurgulama tamam mı? Mahveder. Öyle deyince daha çok inandırıcı oluyor. Yani mahvolduğumuz yoksa aynen, oradan şey geçerse bu mahveder. Mahveder. Her şey olabilir falan yani. Aynen oradan geçerse kıyamet bile kopabilir. Öyle bir hava vermem gerekiyor ki inansın ona anlasın. Bugün videomuzda bir konuğumuz da olacak gibi. Olabilir gibi bilmiyorum. Olabilir belli değil. Çok çılgın bir şüphede kişi. Şüphede kalın ne olur. Şüphede kalın. Teyze bize bakıp gidiyor. Teyze hadi sen de çıktın. Hadi sen de çıktın kameramıza hadi. Geçen teyze hadi yine iyisin. Hadi yine iyisin. Kameralarımızda hadi el salla aşağıya yorumlara yaz bu arada. Biz şimdi gidelim. Oraya ilerleyelim. Çünkü yol boyu böyle biz de gelemezsiniz. Oraya gittiğimiz zaman tekrar açalım. Ama dediğimiz gibi bu akşam bir konuğumuz olabilir. Ne sırası böyle? Bu ne sırası? Ne bu? Bayağı sıra var. Bakın. Belediye bir şey mi veriyor? Bayağı sıra var. Nedir? Ramazan çadırı. Ramazan çadırı. Burada iftar yiyiz, iftar açıyor herkes. Evet. Biz hemen ilerliyoruz. Geldik bu arada ne? Tahtakale'deyiz arkadaşlar. Tahtakale'ye girdiğimiz gibi çok güzel şeyler bulacağız tamam mı? Hadi öpüyorum sizi. Ne bulduk biliyor musunuz? Biz arkadaşlar şimdi bir tane kendimize karton bardak alacağız. Karton evet bundan alalım. Bir tane böyle alıyoruz. Merhaba kolay gelsin. Bir tane şunu al Gamze. İki tane al ya da. Bir tane daha al. İkisi kofi yasa daha güzel. Beyazı daha güzel. Bak onu da göster. Şöyle işte ya. Ya bardağın niye tanıtılmıyor? Bu daha güzel. Bunu alalım. Bunu al. Evet bunu alalım. İki tane şunu kart geçiyor değil mi? Kart geçiyor mu bu arada? Yok. Yok mu? Normalde geçmiyor da. Geçer değil mi? Süper. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bozuk yok o yüzden. Onun parasını hemen ödedi. Amca bana yüz oldu galiba. Burayı unutmam. Zekisin unutmazsın al bakayım. Asla pişlerimi de tut. Bak tut. İçini aldım. İki tane iki paket karton bardak aldım. Anında hızlı başladık harbiden. Girer girmez hemen bir alışveriş falan. Düşünsene ben bugün bütün paramı burada harcıyormuşum falan böyle. Her şey alıyormuşum. Bülent Ersoy kapalı çarşıda harcamıştı ben de burada harcıyorum. Kapalı çarşıda maymun çantasını çantası. Hayır o kapalı çarşıda Hindistan'daydı. Doğru. Hindistan'la şeyi karıştırıyorsun. Takıların olduğu yere doğru gidelim. Buralarda da çok güzel hediye şeyleri var Gamze bak. Var. Sallayarak gidiyorum şu an. Pompon. Yakışır sana. Onu alsam benimle dalga geçerler. Baksana ne kadar tatlı. Aman 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 neler neler var bak. Bak görüyor musun? Ne kadar bunlar? 100 liraymış. Küçükleri 100 lira. Burada cüzdanlar falan, aynalar falan var. Yukarıda da böyle bu gördüğünüz gibi bu şekilde.
Ya bu takıcılar gerçekten, ama bir şey söyleyeyim mi? Bak dükkanların çoğu kapanmış Gamze. Görüyor musun? Adamlar kepenk indiriyor bak. Bu saatte de kapanmaz ama ya. Yani. Biz yine geç geldik. Ya sabahın köründe mi geleceğiz belli? İki karton barda kaldık gidiyoruz sanki. O şarkıyı ben neden çok seviyorum bir neden? De? Neden? Çünkü araba videoları paylaşılıyor ve çok güzel editleniyor. Gece gündüz izliyorum bu araba, şarkıyı. Arabalara bayılıyor Gamze. Araba hayranı. Çok. Özellikle en çok sevdiğin araba? BMW mi? BMW. Yoksa BMW, Mercedes, Audi. Derim. Mercedes diyor. Porsche mi, Mercedes mi? Porsche. Ferrari mi, Porsche mi? Ben seçim yapamam. Ferrari mi, Porsche mi? Ben yok. Sadece yer değiştirdi. Yer değiştirdin sadece. Tamam işte. Hayır, ben karar veremem. Bunda bir şey diyemem. İkisi benim aşkım. Ferrari mi, Mercedes mi? Ferrari. Ferrari mi, Porsche mi işte? Birini seç ki biri başta olsun hadi. Ferrari. Sizce Ferrari mi Porsche mi arkadaşlar? Ya ama ben Porsche'siz de şimdi şey yapamam, anladın mı ya? Ne yapamam? Sanki Porsche'si var da. Tabii oğlum. Çünkü ben Porsche'siz de şey yapamam. Olacak. Ama dinle. Altın tasta üzüm var. Benim sende gözüm var. Seni severim ama Eko başkanı sözüm var. Takılar nerede ya? Kaldık burada böyle. Dümdüz gidelim. Takı dedik, biz takıcı yok. Biz böyle nerede? Ha, şurada, şurada gel. Elim ayağım titredi sinirden ya. Bu kadar olamaz ay, ya. Ne ara sinirlendin? Ne ara elin ayağın titredi ya? Bak anında. Hemen elim ayağım titredi. Burada şey de bulamıyorum ben. İtalyan bilekliği kullanıyoruz. Onların çanlarını asla bulamıyoruz çünkü satmıyorlar. Burada? Şeye gidelim mi beraber ya? Doğal taşçı var benim. Ben, ama Kadıköy'e geçiş yapacağız değil mi? Ben hiç beğenmedim burayı. Yürü Karaköy Galata Köprüsü'nün üzerinden geçelim. Oralardan bana sorular sormaya başla. Tamam mı? Galata taşçı buradan değil mi? Taksim orada. Evet. Hadi gidelim. Ne? Hadi gidelim. Niye? Anlamıyorum dediğini. Doğal taşçı bugün alır mıyım bilmiyorum ya. Ay hepsi kepenk indiriyor ya. Yapacağımız işe geç kaldık yine buraya. Ay düşme. Ben düşüyordum yine ya. Düşme, ben seni tutarım şu an. Ney? Gözlüğü. Ne gözlüğü? Güzel gözlüğü. Güneş gözlüğü mü? Hayır. Normal gözlük. Camlı. He. Çakmak. Mercedes. Var. Ferrari de var. Mercedes. Sorsana bir fiyatı ne kadarmış. Vardı. Sen şu anda. Şuna bayıldı. Ay neye bayıldı? Şuna bayıldı. Pardon. Ferrari Porsche. Ferrari istiyorum. Bayama 3 tane 50. 150 mi diyor? Gösterdim bakın. Ben bayılmışım. Ama diğeri daha güzel. Mercedes'i de var. Ama yapıştırma mı? Üstündeki yoksa şey mi? Ha, bayağı iyi. Evet. Ben de Honda var. Honda niye var ya? Honda da güzel bir araba var. Öyle mi? Yarış arabalarına falan girer onlar. Ciddi misin? Aa bak yeni bir bilgi. Bilmiyordum bunu. Ay boyama kitabı satıyor amca. Amca da boyama kitabı satıyor. Boyama. Çok tatlı. Amca ne yapıyorsun? Amca çıkacak. Evet. Burada bak taraklar. Taraklar ama her ruh için düşündüm ben. Her ruh i̇şte. Taraklar öyle mi? İşte. Arkadaşlar burası doğal taşçı. Ben doğal taşı çok doğal seviyorum doğal taşları. Ama ben... Bizim bir tane var. Amca dumanını ağzımıza yüzümüze... Ay burada da varmış doğal taş ya. Neden? Çünkü bizim bir doğal taşımız var Taksim'de ve ben orayı çok seviyorum. Çok, çok da kaliteli. Seviyorum. Çok güzel bir yer. Gamze'nin orayı niye sevdiğini çok iyi biliyorum. Kes. Crash'ları var. Global crash yapmış. Takıcı mı? Evet. Sormuştu. Ay hiç. Evet burayı sorduk. Ben burayı istedim. Bir de bize şey dedi. Kapatıyoruz 5 dakikaya 10 dakikaya. Cartı curtu yaptı bana. Ben delirdim. Bana böyle adam gibi davranmalı bir Clipper'lar. Pardon. Mısır çarşısından girelim. Oradan... Çıkışta zaten. Takı yine alamadık. Farkında mısın? Takı çok kalabalık. Güvenlik elimde ne var diyecek acaba. Bakalım elimizde ne var. Şimdi size göstereceğim bir. İnsanlar onları çekiyorum falan sanıyorlar. Ama bizi çekme onunla giriyorlar falan. Alışveriş yapanların alışveriş yapan kim varsa hepsine bir bakar mısın lütfen? Mesela atıyorum şuradaki hanımefendi, arkamızdaki hanımefendi hepsi yabancı.
Hepsi yabancı. Asla ve asla bir tane Türk'üm ben gideyim de şuradan bir şeyler alayım. Ama önce alayım diyoruz. Çıkın ağzıma soktun kamerayı bir çıkın be. Şey alsamaydık ya. Baharat, şey baharatı. Baharatta yok ki hep çaylar maylar var. Pink Rose, Winter, Winter, kış çayı, vış çayı. Vış çayı. Karaköy'e önce Karaköy'den binelim ki bana Galata'nın üzerinden sorular sorabilesin. Tamam. Doğaltaşçı'ya gireceğim mi? Şimdi hayır. Galata'ya gitmiyorum. Karaköy'den bineceğim diyorum. Doğaltaşçı tepede. Sorular geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizler de aşağılara cevaplayabilirsiniz bu arada sorularınızı. Evet. Herkesin fikrini bekliyorum. Ben okuyacağım size. Ben de okuyacağım. Evet. İlk soru 1. Sevdiğiniz bir insanı... Bekleyişerek. Sevdiğiniz bir insanı yolda görseniz yere düşer mi? Yoksa... Niye yere düşeyim canım yolda sevdiğim birini görünce? Bu nasıl soru ya? Yolda sevdiğim birini görünce yere düşüyormuşum falan. Kendimi yerden yere mi atayım yani? Allah'ın sevdiği insanları görünce yere mi? Hiç komik değil. Burası komik da lağım kokuyor. Bu ne koku? Ay koku alam. Burnum direği bir şey oldu burnuma. Tamam soruyorum ilk sorumu. Evet evet. Sevdiğiniz veya sevgini fark etmiyor. Size soğuk sıcak yapsa ne yaparsınız? Önce soğuk sonra sıcak mı? Bir yoksa geliyor, önce bir sıcak. Gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor yapıyorsa ondan bir halt olma ben salarım yani. Benle gönlünü benle işi yok. Bağlanma şeydir ya. Neydi bir şeydi? Bombek midir? Bir şey deniyordu. Love bank midir? Love bank midir? Love bombing. Neymiş? O mu? Hayır. Love bombing neydi o ya? Ben onu bilmiyorum. Duydum nasıl ama bilmiyorum? Hiç bilmiyorum onu sanki. Söyle bir gel bir git yapması arkadaşlar bu arada iğrenç o ilişkiyi kesinlikle salın yani. Ondan hep... adam gibi seveceksiniz. Yok öyle işte bağlanma şey yok gel git. He ben, ama bana soğuk yaptın şimdi işte sıcak yap. Yok kıskandırma şeyleri ha. Falan seviyorsanız adam gibi söyleyeceksiniz, itiraf edeceksiniz. Ama şöyle bir şey karşılıksızsa eğer itiraf etmeyin. Yani çünkü neden biliyor musun daha çok bir yerde ama kalkıyor. Nereden bileceksin ki? Söylersin. Çok belli eder. Hayır, söylersin sevdiğini. Bir erkek bak kızlar bilmiyorum şu an hani şey yapmıyorum ama erkekler bence çok belli ediyor şey yaptığını. Erkek istediği kadar belli etsin. Yani yok kız dersen. Kız hoşlanıyorsa söyler o zaman hop bitti oldular. Nereden bilsin çocuk kızın sevmediğini? Kız açılsın. Da belli ediyordur zaten. Sen bir şey söyleyeyim mi? Hoşlandığın bir insanın yanında... Bir de ben bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç kimseye bu zamana kadar çıkma teklif etmedim biliyor musunuz? Çıkma teklifi... Olayı millet diyor ki evet diyor çıkma teklifi gelsin falan filan ama ben hiç çıkma teklifi neden etmiyorum. Neden biliyor musun? Çıkma teklifi mesela hani diyorlar ya kaldırırlar herhalde kimse çıkma teklifi etmiyor. Hiç. Ama bu sefer hani ne oldu diyecek ki hani biz neyiz? Hani sevgili miyiz? Flört müyüz? Tabii ablam ilk öpüyorsa tamam bitti sevgilisiniz. Ablam ben öpüyorsa tamam. Ben öpmüşsem sevgilimdir bu kadar. Bunlar da sevgili galiba. Evet. Ha. Şeyler yani. Ağzını mı öptü? Neresini öptü? İki tane... Şaka bilmiyorum. Sevgiliniz, yeni sevgili oldunuz. Sevgiliniz şey yaptı, sizinle takipleşiyor normal bir şekilde ama birkaç veya bir sürü kızla takipleşiyor veya erkekle. Bu karşı cinsinize göre değişir. Tamam, karşı cinsle takipleşiyor fazlasıyla diyorsun. Ne yaparsınız? Çıkarttırır mısınız yoksa umursamaz mısınız? Ben ilk başlarda çok bakmam kimi takip ettiğine bu. Ne oldu be? Ne bağırıyorsunuz Allah'ın cezaları? Kim bağırıyor öyle? Bir tane kadın ya mutluydu ama öyle bir şey değil. Manyak mı dinledi? Bu arada telefonlarında sahip çıkıyorum. Ben hep sahip çıkıyorum. Kadın bağırıyormuş. Şu önde giden kadın. Ben kana böyle baktım ablam. Kadın bana böyle yaptı. Üçlü arkadaş dönmüş bana bakıyorlar. Evet. Evet dedikodu da yapıyorlar. Büyük ihtimalle benim dedikodu. Hepsi dönüp bakıyor bir de. Tek tek de bakmıyorlar. Üçü dönüp birden bir sırayla bakıyorlar şimdi. Kırmızı kafanın sevgilisi mi o? Bunlar dörtlü hırsızlık yapmaya gidiyor gibiler. Burası yine iğrenç kokuyor. Burası iğrenç kokuyor. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Ellerimde senin ellerin kaldı. İğrenç söylüyor. Seni düşündüm sabah olmadan. Ay köpüşüm. Köpüşe az kaldı tekme atıyordum. Hadi gözlük alalım. Hayır. Gamze soru gelsin. Ay, soru. Güneş güzel yapıyormuş diyeceğim de akşam güneşi miydi o ya? Sabah güneşi güzeli, akşam güneşi sıkıcıydı. Hayır, akşam güneşi güzele vurur zırto. Ben de öyle biliyordum. Biri dedi ki hayır, hayır dedi, öyle değil. Akşam güneşi güzele, sabah güneşi diye derler. Tamam. Sıradaki sorumuz geliyor. Ha bu arada ben cevaplamadım. Çok özür diliyorum. Çok dağıldık. Ben açıkçası çıkarttırırım. Direkt. Ha ben bu arada bakmam. Evet evet sorumuz oydu. Ben bu arada asla ve asla bakmam.
kimi takip ediyor, kimle takipleşiyor. Ama dinle, eğer ki zamanla ilerlemişsek, ilerlerse ilişkimiz asla ve asla takip etmesini istemem. Hayır. Çünkü ben zamanla toksikleşen bir insanım. Ben başlarda şeyim böyle. Her şey çok güzel, evet olabilir, arkadaşları vardır falan ama bir yerden sonra bana batıyor. Başlarda çok güzel olup sonra iğrençleşebilirim ben. Hani mesela diyelim sevgili oldum, direkt şey yaparım. Kıskanırım yani. Direkt de bunlar çıkar. Harbi mi? Tabii değil mi? Bunlar kim? Ya ama ne zaman? İlk birinci ayda bunu yaparsın. Tabii. Harbi mi? Gerçekten yaparım. Yok ben ya. Katlanırım. Ben tek izlemle, o da benimkileri çıkarttıracak. Ben yapıyorsam o da yapacak. Akrabaların? Hayır canım. Öyle bir manyaksa? Tamam falan. Tamam mı? Bu başta ipleri eline vermek oluyor. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Zaten benim yaşıt erkek akrabam yok. Yaşıt olsun olmasın. Seni ayı uyuzun biridir yani, istemiyordur. Ya uyuzun biriyle ben birlikte olmam zaten. Bilemem. Çok da güzel balık kokuyor. Ama o da benim arkadaşlarımız ama... Ama tamam öf, şöyleyse öyle böyleyse böyle sıradaki ama soru gelsin. Ama sen kendin de benim kafam karıştı. Sıradaki sorumuz. Evet. Karşı cinste dış görünüş olarak neyi çok beğenirsiniz? Evet, karşı cins... Sen ne tuhaf. Sen ağlam öpün. Kameraya bakıyorum o sırada tamam. Ya. Karşı cinste dış görünüş olarak neyi çok... Ben, bak ben şeyi çok beğenirim. Üç şey söyle. Ha, üç şey mi? Evet. Dış görünüş, bakımlı olup olmaması kişisel özellik değil mi? Evet, kişisel özellik. Biz fizikselden mi bahsediyoruz peki? Dış görünüşte yani. Dış fiziksel. Bakımlı olması. Söyle. Bakımlı olması. Cinde şey, parantez içinde şey koyalım ama güzel kokması. Güzel kokması, evet. Bayılıyorum ki güzel kokana. Tamam sus, en sen güzel kokanı seviyorsun, evet. Evet, güzel kokmalı. İki şey kaldı. Güzel bakması gözlerinin. Ne renk olduğunu hiçbir önemi yok. Göz rengi benim için önemli değil. Ama şeyi sevmem. Cırtlak maviyi sevmiyorum. Cırtlak yeşil meşil sevmiyorum. Böyle araba farları gibi yanmasın gözleri. Normal renk. Kendisi de açık yeşil göz. Sevmiyorum. İnsan kendisinde olmayan şeyi severmiş. Evet. O yüzden. Bir tane daha söyle. Ne bir tane daha? Bir tane bakım kaldı. Bakım olmasın, bir de güzel bakması. Gözleri, güzel gözleri olsun. Bir tane de... Benim gözlerim yeşil ama parlamıyor Gamze. Tamam abi. Bir tane de... Allah'tan üç tane dedim ha. Saçlarının sarı olması. Sarışın sevmiyordum ben aslında. Sarışınlardan nefret ederdim. Sarışını sevmiyorum. Ama sonra nasıl oldu? Hep sarışın denk geliyor. Ben anladım. Hep sarı denk geliyor. Neyse. Zaten tecrübe erkeklerin bir sarışın sevdası var, sinir oluyorum. Hayır yok ya. Var bu arada. Çoğu erkeğin sarışın sevdası var. Ama Esmer'in adı o ya. Sarışınlar çat 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 diye şarkı çıkmış. Ama ne diyorsun? Şarkıyla şu an erkeklerin şeyle ne alaka ya? Ben söyleyeyim mi? Tabii ki. Tamam. Üç tane ben sen. Ben ellerinin güzel olmasına dikkat ediyorum. Ellere ben de diyecektim de. Tamam. Ne bileyim yanlış anlaşılma olmasın diye. Ben de güzel kokması, kişisel bakıma önem verdim. Evet. Bir de... Boyunun uzun olması. Boyu uzun seviyor, benim gibi. Benim gibi boyu uzun olursa beğenebilir. Öyle, o şekilde. Bazen seni göremiyorum, özür dilerim. Uzunum ondandır. Evet, sıradaki sorumuz geliyor. Bir soru daha alıyoruz efendim. Evet. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ablamın karşısına çıkan kadınlar çok güzel oluyor. Çok güzel kadınlar. Ben anlamıyorum. Gerçekten... Neyi anlamıyorum? Çok mu çirkinim maşallah yani? Maşallah diyeyim. Hayır ben çirkin miyim ki? Hayır, ben... Bu kadar aşk hayatının, bahtının açık olmasına maşallah diyorum. Evet bahtım açık çok şükür. Nazardayım. Aktif bir... Ne diyeceğimi bile şaşırdım. Sıradaki sorumuz. Nereli olması önemli. Evet. Önemli sorulardan bir tanesi. Şimdi burada şey yapayım. Kamu spotu. Ülkemin her yeri güzeldir. Ülkemin her yerini seviyorum. Ama fakat yani. Ne diyorsun? Mesela ben ülkemin mesela şeyi severim. Sivas kızları çok güzel oluyor. Bak orta bölgelerden. Ama şey istemezdim abi. Çok inat oluyorlar Trabzon, Rize, Karadeniz kısmı. Bilmiyorum Karadeniz'in Trabzon falan erkekleri çok yakışıklı oluyor. Kızları çok inat, erkekleri de inat. Fazla sürekli bir damarımız var, damarımız var diyorlar. Ter bıktım. Patlatırım o damara.
Benim atarlarım. Anne. Çok böyle atarlılar. Karadeniz erkekleri gerçekten yakışıklı oluyor. Ben bunu çok fark ettim. Karadeniz erkeklerini beğeniyorsun. Doğru olabilir. Benim için adam olsun yeter. Ya işte bak gördün mü? Bir yerden sonra işte böyle döner bakar gülerler sana. Kötü bir şey demedim ya. Diyarbakır'ı da çok severim. Tabii doğu kesinde evet. Aynı şekilde. Bak Diyarbakır diye adamını gördün mü? Diyeceksen Diyarbakır diyeceksin bir yerden. Ben bile böyle yapayım. Adam olsun yeter. Ben dedim ki, hani ben Karadeniz falan dedim ama ben hani benim için öyle belirli bir yerler yok dedim. Adam olsun yeter dedim. Evet. O yüzden o da giriyor yani, anladın mı? Kaliteli insan olması önemli. Önemli olan kendini bilmeli, kendini geliştirmiş olmalı. Ben Erzincanlıyım mesela. Şu an tam da akbilimizi bastık. Vapura bineceğiz birazdan arkadaşlar. 10-15 dakikamız falan var o sırada. Yine burada da sorular sormaya devam edelim. Buranın üst katı da bu arada kitap kahve bölümü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Şu kafamdan görünmüyor ki. Bakın insanlar geçiyor falan. Şu arka tarafı da teras bölümü arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnsanlar böyle sıra bekliyor burada böyle. Bu da ben. Sıradaki sorumuz gelsin. Var mı soru? O sırada Gamze. Ben burada nelerle uğraşıyorum, neler düşünüyorum, neler anlatıyorum sizlere. O sırada bu ağzıyla. Şimdi Gamze, sormak istediğin soru var mı? Öncelikle buna gelelim. Ha? Hadi Gamze. Kadıköy geldi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ilerleyeceğiz ileri doğru. Bütün insanlar iniyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi abi bineceğiz ve gözüm yaşarıyor. Karaköy burası. Ben bayılıyorum sallanan gemiye. Ay ben var ya diyorum ki keşke beni böyle sallaya sallaya götürse. Çok seviyorum. Ay aşırı sallanıyormuş harbiden. Ay bayağı sallanıyormuş. Dehşet bir sallanma. Yok yok abartılı. Abartılı. Üste çıkalım değil mi? Üste mi çıkalım? Bir üste çıkalım. Çok kötü sallanıyor. Ay. Felaket sallanıyor bu arada. Ay beni sağa sola atıyor. Beni çok sağa sola sallıyor. Öyle böyle değil. Ay. Bir de biliyor musun? Ama şu otururken güzel. Evet insanın midesi çok kötü sallıyor. Ben yürürken var ya böyleyim. Ne ama havadan kaynaklı değil mi? Yok öyle sallanan gibi. Sallanan gibi diyor. Gelsene yanıma. Şunlarla geziyorum zaten. Şunlarla geziyor bizden. Ama karton bardak daha sağlıklı plastik bardaklar. Ben niye aldım biliyor musunuz? Ne alakası var? Yani ben diyorum bunlarla geziyorum ki ama plastik bardaklar. Ama niye biliyor musun? Bakın. Gemiler geçiyor. Yok kalkarım. İnsanlar bana bakıyor. E kalkarım niye kalkmayın canım? Bir anda bağırıyorum. Ha, bu şey demişim batıyoruz. Bu koltuğu da ne kadar çok oturmuşlarsa koltuğa. Hep buna oturmuşlar işte biliyor musun? Gelen şak buraya oturuyor. Gelen şak buraya oturuyor. O yüzden bakın koltuğun haline bakın. Şu koltuğun haline bakın. Diğer koltuklar öyle değil. Ama bu, herkes buraya oturursa böyle olur tabii. Gel yanıma. Gel. Gelsene yanıma. Ne oldu? Tamam otur şuradan şuraya oturacaksın. Sanki nereye geliyor? Evet canlar şu an neredeyiz? Tabii ki de Kadıköy'deyiz. Kadıköy'deyiz arkadaşlar. Şurada bir seçim şeyi var. Neyse. Asla Boğa'nın orada değiliz. Çünkü yukarı çıktık. Misafirimiz, videomuzun misafiri şu an üst katta. Mücaferci. Evet, onun üst katındaymış. Oraya doğru gidiyoruz. Yukarı doğru çıkalım. Yukarıdadır büyük ihtimalle. Kolay gelsin. Çıkıyorum da yukarıdan buradan. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ben şimdi bunu ilk defa göreceğim için yüzünü de bilmiyorum. Kolay gelsin arkadaşımız. Arkadaşımız burada da ona hemen bakmaya geldik. Onun yanına oturacağız. Aramam gerekiyor. Yüzünü de ilk defa göreceğim. Ne kadar sıkıntılı değil mi? İkinci kattayım ben bir üst katında. Neredesin? İki üstte misin? İşteyiz biz de işte girişindeyiz. Neredesin? Senin araya girmem peki? Merhaba. Araya girmem peki? Seni böyle bakıyorum. Şey. İlk defa görüyorum. Hadi gelin ya. Hadi hadi. Arkadaşım yurt dışından geldi. Peki bunlar? Karşılığı selam. Dur videoyu kapatayım şu an hiç olmadı.
Evet arkadaşlar, şu an kahkahalardan da anlamış olduğunuz üzere Ayhan abiyle yan yanayız. Ondan sonra yanımızda da Helen var. Helen'i de gördüğünüz gibi zaten, evet, TikTok yayınlarımı bilenler Helen'i de biliyor olur zaten. Ayhan abi Helen'in arkadaşı ve Gamze gördüğünüz gibi oturduk. İki tane kahve söyledik böyle. Bir de ortaya brownie aldık görmüş olduğunuz gibi. Bardaklardan asla memnun değilim. Ben bu bardaktan abi içemem. Yani şu değil abi, latte bardağı kesinlikle bu değil ama olsun, can sağlığı olsun. Ben fincan seviyorum. Fincan insanıyım ben aslında da, neyse. Bu da farklı bir şey tabii. Bakın böyle oluyor, bakın. Böyle. Değişik değil mi? Çok değişik. Evet. Karıştırayım bunu bence. Bak ben sen şimdi Avrupa'da, bak beni Avrupa'da iki tane ülke hedef olsun. Onlar ülke konuşuyor, ben burada kahve derdindeyim falan. Kahve. Helen de kameraya poz verme derdinde. Böyle bir. Evet. Hello. Bu sefer ben başlattım. Herkese selam arkadaşlar. Tamam, sen git şimdi. Evet, biz bayağı oturduk, sohbet ettik, muhabbet evet, ettik. Buraları size şey yapmadık, sıkılabilirsiniz. Evet, sıkılırdınız o konuşmalardan. Evet. Biz şimdi şu an biliyorsunuz ki Kadıköy'deyiz. Ne yapacağız peki? Bir bakıyoruz etrafta ne var ne yok diye, bir bakalım. Evet, bir şeyler beğenirse alır kendisi. Biz zaten şunları aldık, sadece bunlarla geziyoruz. Evet, karton bardaklarla geziyoruz. Ama şey, mesela biz kafede otururken karton bardakları yere fırlattık. Böyle bir şey yani. Evet, şimdi takıcıya giriyoruz. Kendisi bir şeyler beğenebilir. Böyle anahtarlıklar var. Ben en çok Deadpool'u sevdim. Hello Kitty'yi göster. Hello Kitty seven aşk kuşko kızlar. Aşk kuşko kızlar. Size gelsin. Bunları biliyorsunuz zaten. Şimdi bakıyoruz. Ay çok güzeller. Bakın. Bak saniye. Ay çok güzel. Beğendin mi? Evet. Alacak mısın? Gamze. Bakın. Bunun bacağımda dövmesi var. Göster insanlara. Gamze. Bu nasıl? Çok güzel. Star Wars. Ha? O senlik. Bu benlik harbiden. Değil mi bunu? Al. Emin misin? Aklın kalmasın lan. Hadi al. Ama benim niye bunda? Bundan yok. Onun. Bakın arkadaşlar. Sizce siyahı mı? Biz canlı yayında değiliz yalnız. Bu videoyu biz aldığımız onlar çoktan... Olsun, yoruma yazsınlar. Siyahı mı yoksa beyazı mı? Tabii ki de beyazı. Kirlenir. Bunu alıyorum. Evet arkadaşlar. Evet, şarjımız bittiği için telefondan devam ediyor şekerlikler. Bir tane bundan alıyoruz gördüğünüz çok gibi. Çok mutluyum, ağlayacağım. Gamze çok mutlu. Tabii bu da vardı ama biz bunu... Bu daha klas. Lamborghini'yi de seviyorum bu arada. Bana gösterir misin? Ha, pardon. O yüzden şimdi bunlar ne kadar para veriyoruz? Buna 150 lira veriyoruz bu arada, teneke. Gördüğünüz gibi bunu arka duvarımıza yapıştıracağız. Evet. Şimdi yaşayıp almayın. Evet. Bunu alıyor öyle. Güzel. Benden daha mutlu sanki. Ben alıyorum o yüzden. Ne gördün? TikTok'ta bunun yani hediyesi geliyor ya. Aa evet. TikTok'ta bir anda bu çıkıyor falan, bakın. Hediye almışım gibi. Allah'ım çıldıracağım. Instagram'dan engelleyebilirsin. Her şeyi kurcalıyor. Meraklı Melat. Bak. Çok merak devamını getirmiyoruz. Bana diyorsan. Güzel şeyler var bu arada. Böyle kupalar da var. Şöyle bakın. O sırada. Biz bunu Mercedes haline yine aynı şekilde. Aynı bunu. Taksim'de bir yer vardı ama arkası böyle saçma paslanmış. Rezil bir şey olmuş yani, anladın mı? İşte sonra bir baktık adam bize şey diyor, 175 ama size 150 olur. Sonra ama her normal... soruk çevresindeki her evet. Yerde 150 lira. Ama normal fiyatı 150 lira zaten. Aynen, adam bize yalandan ticaret kafası ya, şey yapıyor. Tamam size 150. Karşında salak mı gördün? İyi ki de almadık var ya, bak burada 150 ve tertemiz. Ve daha iyi bu arada. Onlarınkisi yamulmuştu falan, baya kötüydü. Abla, abla. Efendim? Sana doğum günü hediyesi olarak ne alacağım biliyor musun? Ne alacağım? Şu beyni. Kolay gelsin. Hiç komik değil. Ben çok eğlendim. Ay aşkım şaka. Bak çakmaklar da var. Çak bak. Bak. Şu an seçemedi. Ama ondan önce şu konuşmayı hala yaptım. Seçmeye çalışıyorum. Ellere koymak nasıl? Lazım. Haram işte. Sonra hangisini ben de çakmağa sordum. Dedim ki çakma kaç bu dedi. Bence tam senlik. Bence de. Ben severim GTA'yı. Kendisinin bir de simülasyon hastalığı var. Yani böyle çok simülasyonlu oyunlar oynayamıyor. Midesi bulanıyor, başı dönüyor falan. O yüzden öyle çok oynayamıyor. Araba
Evet arkadaşlar. Ben ne buldum? Ben ne buldum arkadaşlar? İki tane bundan alacağım. Bakın kuru kafalı. Aşırı güzel. Stüdyoya. Tanesi ne kadar? 59.99. Diğeri de bedava. Bundan alıyoruz şimdi. Aşırı güzel değil mi? Evet. Çok beğendim. Bunu da okumadın mı? Tamam. Bunu da aldık. Bakalım. Gidene kadar inşallah başka şeyler daha almam. Hepsini alıyorum ama dışını aşırı beğendim. Tamam, biz dükkana gidiyoruz şekerlikler. Bu videoyu da burada kapatıyoruz. Tamam, bırakmadım. Aynen. Eşyalarımızı da bırakalım dükkana. Biliyorsunuz Kadıköy'de boğa heykelinin oradayım. Kusura bakmayın, elim biraz titriyor bu arada. Evet, bu kamerada titriyor elimiz maalesef. Sizleri çok 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 öpüyorum şekerlikler. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Bu kameram niye böyle iğrenç gösteriyor? Evet. Sizleri çok çok öpüyorum. Bu videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Öptüm size. Bay bay şekerlikler. Bay bay.